Teşekkürler. Wir haben in der ersten Halbzeit von aus der Dreierkette heraus unsere Sechser nicht optimal ins Spiel gebracht. Und wenn wir über unsere Außenspieler gespielt haben, war die Spielfortsetzung für diese sehr schwer, weil wir kein gutes Freilaufverhalten hatten. Üçlü defanstan topu yeterince hızlı bir şekilde merkez orta saha oyuncularımıza getiremedik. Eğer bekleri kullandıysak beklerin de önlerinde veya kenarlarında yeterince opsiyonları yoktu. Und wir wussten zwar, dass Armenien sicherlich sehr emotional spielt, aber es ist oft so, wenn ein neuer Trainer anfängt, es sind einige neue Spieler in der Mannschaft. Also Armenien war sehr emotional, sehr lauffreudig und auch sehr aggressiv. Damit hatten wir auch ein bisschen Probleme. Ermenistan'ın tabii çok duygusal ve zorlayıcı oynayacağını biliyorduk, tahmin ediyorduk. Her zaman yeni bir hoca geldiğinde, takım içinde yeni bir değişik olduğunda bu sahaya yansır. Ama gerçekten çok zorlayan ve koşan bir takımdı. Wir haben dann insgesamt nicht genug Zweikämpfe gewonnen und auch individuell zu viele Fehlpässe gehabt. Toplamda da yeterince fazla ikili mücadele kazanamadık. Aynı zamanda bireysel hatalarımız da bugün çok oldu. Dann haben wir zweite Halbzeit haben das System umgestellt und haben dann das Spiel besser unter Kontrolle bekommen. İkinci devrede de sistemi değiştirdik. Böylelikle oyunun içinde biraz daha kontrol sahibi olabildik. Dann muss ich sagen, das war, finde ich, dann zwar nicht mit einer guten Leistung, aber zum Schluss verdient gewonnen haben. Für uns ein sehr schweres Auswärtsspiel und deswegen sind wir froh, dass wir den ersten Schritt mit einem Sieg geschafft haben. Özetlersek, kolay bir maç olmadı. Yine de hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor bir deplasmandı. Bunun için de sevinçliyiz. Was den Ramadan anbelangt, wenn sagt, ich hätte die Spieler draußen gelassen, die Ramadan machen, woher weiß denn, wer dem Ramadan folgt? Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Hani sizler eğer benim kadro belirlerken veya oynattığım oyuncularda oruçlu olmalarının niteliğinde karar verdiysem sizler bunu nereden bilebiliyorsunuz veyahut da neye dayanaraktan düşünüyorsunuz? Also, Tatsache ist, dass sehr viele Spieler in der türkischen Nationalmannschaft fasten. Yani doğru olan A-Milli takımda birçok oyuncu niyetliydi. Ich respektiere das zu 100%. %100 bu konuyu destekliyorum ben. Und ich stelle die Mannschaft so auf, wie ich denke, dass ich an dem Tag, wo das Spiel ist, gegen den Gegner die besten Chancen habe, um zu gewinnen. Ve ben kadromu kurarken, ilk 11'i kurarken o gün performans yönünden oyuncularımla en iyi şekilde o maçı nasıl oynayabilirim, onun doğrultusunda ben 11'imi seçiyorum. Ich bin voller Freude hier in der Türkei und respektiere auch die kulturellen Regeln in der Türkei und von daher gesehen beeinflusst das meine Entscheidung, wer spielt und wer nicht spielt, auf keinen Fall. Ben severek buradayım. Kültürel değişiklikleri kabulleniyorum ve çok büyük de saygı gösteriyorum. Fakat bu tarz durumlar benim karar verme aşamamda bir rol oynamıyor. Bunu açık ve net söyleyebilirim size. Und zum der Fall Abdülkerim ist auch relativ schnell geklärt. O Abdülkerim konusu da çok rahat açıklığa kavuşacak. Wir haben von der Ärztin aus dem Krankenhaus am Paschember, was ist Paschember? Donnerstag. Am Donnerstag. Am Donnerstag hat unser Doktor die Nachricht erhalten, dass Abdülkerim für 2 Wochen ausfällt. Biz Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan bir rapor aldık. Orada bir yaklaşık 2 haftalık daha tedavi süreci olduğu söylendi nöroloji bölümünden. Biz de bu karar doğrultusunda kararımızı vermiş olduk. Tamam. Aus den November Länderspielen wissen Sie ja, dass dort die Dreierkette sehr gut funktioniert hat. Kasım ayındaki oynamış olduğumuz maçlarda aslında üçlü defansı sahaya iyi yansıttığımızı hatırlayabilirsiniz. Ja, muss ich immerhin sagen, okay, Schottland hat gegen Zypern jetzt gestern gewonnen, aber immerhin hat die Tschechien haben 4-1 gegen Polen gewonnen, also das waren jetzt schon gute Gegner. İskoçya Kıbrıs'ı yendi daha yeni, onu çok değerlendirmesek bile Çek Cumhuriyeti Polonya'yı 4-1 yendi, yani rakipler de çok zayıf rakipler değildi. Deswegen war für mich jetzt heute wichtig zu sehen, dass wir jetzt mittlerweile die Variabilität haben, dass wir innerhalb von einem Spiel taktisch umstellen können und somit der Trainer
auf den Spielverlauf reagieren kann. Ama o maçlardaki denemiş olduğumuz şeylerden dolayı da bugün şunu fark ettik. Biz maç içinde çok rahat bir şekilde sistemi değiştirdiğimizde bundan verim alabiliyoruz. Daha çok oyunumuz bozulmuyor. Bunun doğrultusunda çalışacağız. Klar haben wir schon für Kroatien auch was im Hinterkopf, aber wenn ich ehrlich bin, war bis zum Abpfiff die Konzentration voll auf dem Armenien-Spiel. Elbette Hırvatistan'la ilgili bazı düşüncelerimiz oldu ama sonuçta bu maçı oynamadan o maça çok fazla odaklanmanın doğru olmayacağını düşünüyorduk. Onun için bu maç bitmeden önce orayı çok fazla kafamızı yormadık. Demin de bahsetmiştim, yeni hoca geldiği zaman ve kadroda bu kadar çok değişiklik yapılıp gençleştirildiğinde takımın içinde daha enerjik bir durum olabiliyor. Daha çok koşabiliyorlar, daha agresif oynayabiliyorlar ve bunların doğrultusunda evet ilk 30 dakikada bizi pozitif yönden şey yaptı yani pozitif değerlendirmek gerekiyor Ermenistan yönünden. Demin soyunma odasındayken oyuncularımız gerçekten çok memnun değillerdi oyunlarından. Ama sie waren auch sehr froh und auch stolz, dass sie gewonnen haben. Ama aynı zamanda da kazandıkları için mutlulardı. Bugün Ermenistan milli takımı taraftarları tarafından çok iyi desteklendi. Bu yüzden biz de oradaki gelecek desteğe sabırsızlıkla bekliyoruz. Sonuçta biliyorsunuz Türk futbolcuları daima destek aldıkları yerde daha duygusal, daha verimli bir şekilde oynayabiliyorlar ve biz bu doğrultuda da Bursa'daki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı zamanda Bursa'daki taraftarın ne kadar aslında güçlü ve futbolu seven bir iklim içinde olduklarını da duyduk. Onun için yani sevinçle o maçı bekleyeceğiz. Ama aynı zamanda şunu da öğrendim. Bursa'da hem Almanya'yı hem de Hollanda'yı yenmişiz tarihimizde. Ve bütün oyuncularımız şunu söyledi. Türkiye'ye döndüğümüz için mutluyuz ve evde Hırvatistan'a karşı oynayacağımız için de gerçekten mutluyuz. Bizi burada Ermenistan'da çok iyi karşıladılar. Bu yüzden dolayı da buradaki Ermeni halkına ve bizimle ilgilenen bütün insanlara takımım için teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlar için de başarılar diliyorum.